Tecavüzcüler, tacizciler ve hırsızlar, yolsuzlar, bunlara gerçekten idam gelmeli. Masa başında oturup da 20 bin, 30 bin lira para alan sayesinde bu devlet kalkınmıyor. Bir beklentim yok Türkiye'den, bir şey olmaz Türkiye'den. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa ile ilgili 128 madde üzerinde çalışma yapılacağını söyledi. Bakalım Kayseri halkı bu konuyla alakalı neler düşünüyor? Benim için bir sorun yok ya. Dediğim gibi hiçbir beklentim yok anayasa ile falan. O yüzden hiçbir şey düşünmüyorum. Neden yok anayasa ile beklentiniz? Dediğim gibi hiçbir şey söylendiği gibi olmuyor. Her şey ilk önce vaatlerle oluyor, daha sonra sıfır çıkıyor. Açıkçası bu. Peki sizin bunun sebebi ne olabilir? Ya bilmiyorum. Herkes bir yolunu tutturmuş. Yalana dolana bir şekilde bir yere geliyorlar. Daha sonrasında başa geçtikten sonra da her şey fos çıkıyor dediğim gibi. Sebebi de herkesin kendi açısından çıkarcı olması. Kendini düşünmesi, bencillik. Avrupa Birliği, bence Avrupa Birliği'ne gidelim. Ondan sonra hani kadınlara şiddet olmasın. Ondan şey yaptım. Cumhurbaşkanı yani elinden gelen her şeyi yapıyor yani. Yapıyor. Hani kimse ama hiç kimse de memnun değil yani Cumhurbaşkanlığının yaptığı işlerden dolayı. Hani hiç Allah yere dua edecek yerde hiçbir isyan ediyorlar yani. Teşekkür ederim. Peki sizce kadına şiddetle alakalı nasıl bir yasa kararı alınabilir? İdam yapsalar daha mantıklı olur yani. İnsanlara, çocuklara tecavüz ediyorlar, köpeklere tecavüz ediyorlar, her şey yapıyorlar yani. Hani insanlara idam çıkarsınlar bence. Belki böyle bir idam olduğu için belki insanlar bir daha yapmaz aynı hatayı. Bence idam çıkmalı. Çok kapsamlı olması gerekiyor. Tüm yaşayan insanları kapsayalı. Burada azınlıklar var. Her azınlıkların hakları olması gerekir bana sorarsanız. Burada ne diyorsunuz? Kürtlerden başlayın, Çerkezlere gittiğini, onların insan hakları öne çıkması gerekiyor. İnsan hakların bireysel hakları olarak nitelendiririz. Onlar çıkması gerekiyor. Daha ne çıkmasında ne gerekirdi? Çevre çok önemli. O da girmesi gereken bir şeydir. Uzun vadeli baktığımıydı. Eğitim satan vardır. Bir sorun oluyor. Orada da her çocuğa hakkı olması gerekir. Ve özellikle engelli çocukların eğitim durumu daha çok öne çıkması gerekir. Ve anaokullar. Daha çok bir şeyler var ama olsun gibi gelecek bana. Çoklu parlamenter sistemi dolayısıyla alınmalı. Biliyorsunuz muhalefet devamlı bunu vurguluyor. Ve de bu sabahleyin ben Fox TV'de bir milletvekili vatandaşımız çoklu ana yasa teklifi olmazsa diyor, yani kanunlaşmazsa diyor, yani emeklinin, efendim bütün vatandaşların parlamenter sistem hakkını arayacak diyor. Parlamenter sistem olmazsa diyor, bir kişinin diyor söylemesinden olmaz diyor. Sonra bilhassa bu Kanal İstanbul diyor, eğer devreye girerse diyor, Marmara'nın vay haline diyor. Olacak iş mi bu ya? Marmara tüm batacak. Onun için bu Kanal İstanbul'un feshedilmesini istiyor. Tek adam olmalı mı? Cumhurbaşkanının yani partili başkan olmaması gerekiyor. Bence bu değiştirilmeli. Parlamenter sisteme tekrar dönmemiz gerekiyor. Yani taraflı olma oluyor. Yani kısaca. Ya esnek olması lazım. Bir kere hayat pahalılığına dur demesi lazım. Piyasalar ateş pahası. Hele ki bizler emekli kesim olarak çok zor geçiniyoruz. Ben mesela emekliyim. Her ay maaşımdan 1 milyar avans çekiyorum. Öyle idam ettiriyorum hayatımı. Peki nereye kadar? Et bir kere kurbandan kurbana. Kurban da kesemiyoruz. Bir ikincisi de bu kurban parasını bir yüz yapmış da sağ olsun var olsun Cumhurbaşkanımız. Bunu biraz daha yükseltseydi iyi olurdu. Yani biraz piyasayı düzeltmesi lazım. Bayanlara biraz daha fazla haklar tanınmalı. Biliyorsunuz kadına şiddet çok daha fazla oldu. En son bir hani dediğimiz gibi çok fazla bilgimiz yok. İstanbul Sözleşmesi falan vardı. Ben bu İstanbul Sözleşmesi'ni zaten internetten takip ettiğim kadarıyla hiçbir zaman onaylamadım. Herkes bu sözleşmenin hani görünen kısmını gördükleri için hep onayladılar. Hani en basiti aile hukukuna, aileye uygun olmayan şekilde kararlar çok fazlaydı.
bu sözleşmede. Bunu kimse görmedi. Sadece herkes kendi egosuna uygun olanları gördüğü için onaylanmasını istediler. Ben hiçbir zaman onaylamadım. Ama sonuçta başımızda bir cumhurbaşkanımız var. Hani o ne derse o olacaktır. Anayasa sonuçta değişecekse onun ne dediyse onun olması gerekir. Benim istediğim kadınlara biraz daha önem verilmesi, biraz daha mantıklı kararlar alınması, biraz daha işçiye önem verilmesi. Çünkü bu devlet kalkınıyorsa emekçinin sayesinde kalkınıyor. Baştakilerin sayesinde kalkınmıyor. Yani bir milletvekilinin sayesinde kalkınmıyor. Öyle söyleyeyim size. Ben her zaman şöyle söylerim. Masa başında oturup da 20 bin, 30 bin lira para alan sayesinde bu devlet kalkınmıyor. Bu devlet asgari ücretle çalışan sayesinde kalkınıyor. Yani sanayilerde, fabrikalarda çalışan sayesinde kalkınıyor bu devlet. Bundan dolayı ben biraz daha uygun şekilde olmasını isterim. Yani ben normal bir vatandaşım. Benim düşüncem bu. Abi bir şey beklemiyorsun ki. Okuyorsun. Bitiriyorsun üniversite. Abim mesela adam üniversite bitirdi. Şimdi şoförlük yapıyor. Bir beklentim yok Türkiye'den. Bir şey olmaz Türkiye'den. Neden yok size? Neden böyle? Vallahi abi. Okuyorsun işte dediğim gibi. Hani önün açık değil. Yani yapacak bir şeyin yok ki. Ben de okulu bıraktım. Şu an ne yapıyorsun? Şu an ne yapıyorum? Tırcılık. Okuldan ne iyi Allah yalanı sevmez. Okuyanlara da buradan tavsiyem. Boşuna okuyorlar abi. Adamlar yaz. Nereye kadar? Bırakın. Girin bir sanayiye bir şey. Meslek belli. Yani bu ülkenin kaportacıya da ihtiyacı var. Motorcuya da ihtiyacı var. Yani gitsinler. Mesleklerine baksın. Vallahi başta şu tecavüzcüler, tacizciler ve hırsızlar, yolsuzlar bunlara gerçekten idam gelmeli. Yani caydırıcı ceza olmalı. Bugün ben rahat rahat geziyorsam, polis bana hiçbir şey söylemiyorsa sebebi var. Niye? Ben kimseye hiçbir şey yapmıyorum. Ama suç işleyen cezaları, suç cezaları artırılmalı. Yani idam getirilmeli. Cezalar misliyle artırılmalı. Yani adam hırsızlık mı yapmış? At 15 sene. Mesela. Yani bazı konularda ceza, daha doğrusu yani cezalar caydırıcı olmalı. Yani insan vay şeytana uydum vay bilmem ne yok yani. Yani kimse kimsenin üstüne suç atmasın, şeytanın da üstüne suç atmasın, yapmasın da cezalar ağır olsun. Bunu diyorum yani. Kader mahkumlarına benim lafım yok. Ama adam tecavüz yapmış, ondan sonra yarın çıkıyor. Yok öyle dava. Yani aslında onun hakkı kesinlikle idamdır yani, kesinlikle.